Arkadaşlar merhabalar. Konumuz OBEBOKEK. Bu konu sınavlarda genelde sorulmaya müsait bir konu ve öğrenci açısından genelde karıştırılan bir konudur. Çünkü hangi soruda OBEB alacaksın, hangi soruda OKEK alacaksın ve OBEB veya OKEK'ten birini aldıktan sonra bulduğun sayıyı ne yapacaksın? Genel problem budur ve biraz da soyut bir konu olması sebebiyle genelde öğrenci arasında karıştırılan bir konudur. Şimdi biz burada bunu aydınlatmaya çalışacağız. Öncelikle OBEB'in tanımından bir bahsetmek istiyorum sizlere. OBEB veya ÖSYM'nin kullandığı haliyle EBOB, bu bir kısaltma aslında. EBOB dediğimiz kısaltmanın anlamı en büyük ortak bölen demektir. Veya farklı kaynaklarda görebileceğin gibi OBEB kısaltması da ortak bölenlerin en büyüğü demektir. Şu an ekranda gördüğünüz gibi aslında kısaltmanın içinde de gizli bu OBEB dediğimiz kavramın anlattığı fikir. İki veya daha fazla sayıyı aynı anda bölebilen en büyük sayı demektir ve dediğim gibi bu bir kısaltma. Bir de EKOK kavramımız var. ÖSYM'nin kullandığı haliyle EKOK veya farklı kaynaklarda görebileceğiniz gibi OKEK en küçük ortak kat demektir veya ortak katların en küçüğü demektir. Bu da ekranda gördüğünüz gibi iki veya daha fazla sayının katı olan en küçük sayı anlamındadır. Şimdi bunlarla ilgili temel birkaç kavram vereceğim ama önce OBEB, OKEK nasıl bulunur, nasıl bulunmaz bunu bir söylemekte fayda var arkadaşlar. Bakın burada bununla ilgili şöyle bir örneğimiz var. 24, 36 ve 48 sayılarının EBOB'unu ve EKOK'unu bulalım. Şimdi bu sayıların 24, 36 ve 48 sayıların EBOB'u yani ortak böleni bir sayının OBEB'i ve OKEK'i bulunurken tek bir işlem üzerinden yapılabilir. Ve o işlem şöyle bir kural aslında. 24, 36 ve 48. Sayıların hepsini yazarsın. Asal çarpanlara ayırma kısmını hatırlar mısınız? Orada ben bir anlatmıştım size bir sayı asal çarpanlara nasıl ayrılır diye. Aslında yapacağın işlem buradakinin aynısı. Sayıları yazıyorsun, çizgiyi çekiyorsun. Çizgiyi çektikten sonra asal sayılardan bölmeye başlıyorsun. En küçük asal sayı, en küçük asal sayı 2. 2 ile bölmeye başlıyorum hepsini. 2'yi buraya yazdım. 2 sol taraftaki sayılardan, şu kırmızı sayılardan hangisini bölüyorsa hepsini bölersin. 12, 18 ve 24. 2 hepsini birden böldü. Burada sağ tarafa yazdığınız sayı eğer sol taraftakilerin hepsini birden bölüyorsa işaretlersin. 2 hepsini böldü, işaretliyorum. Ve 2'ye bölmeye devam ediyorum. 2'ye bir daha bölüyorum ve bölünenlerin hepsini bölüyorum. 6, 9, 12. Buraya yazdığınız 2 de hepsini birden böldüğü için bunu da işaretliyorum. Devam ediyorum. Hala 2 ile bölünebilen sayılar var solda. 2'ye bölmeye devam. 2'ye bir kez daha böldüm. 3, 9, 6. Dikkat ederseniz son yazdığım 2 sol taraftaki sayılardan sayıların hepsini bölmediği için, yani 9'u bölmedi gördüğün gibi, hepsini bölmediği için işaretlemiyoruz. Devam ediyorum. Hala 2 ile bölünebilecek sayılar var. 6 2'ye bölünür çünkü. 2'ye bölüyorum. 3, 9, 3. Bu 2 de hepsini birden bölmediği için işaretlemiyorum. Ve diyorum ki artık 2 ile bölünebilen sayı yok. Bir sonraki asal sayı olan 3'e geç. 3'e bölüyorum. 1, 3, 1. Bu 3 hepsini birden böldüğü için yine işaretliyorsun. Sol tarafta hala 3 ile bölünebilen sayılar var. Bir kez daha bölüyorum. Böleni böldükten sonra 1. İşte bu işlemi, bu bölme işlemini bütün sayıların altında 1 buluncaya kadar devam edersin. 1 buluncaya kadar devam ettikten sonra işin bitmiyor ve bundan sonra yapacağın şey şöyle bir şey oluyor arkadaşım. Bu sayıların EBOB'u yani ortak böleni, en büyük ortak böleni 24, 36 ve 48 sayılarını aynı anda bölen sayılar içinde en büyük olanını bulabilmenin yolu, yani EBOB'unu bulmanın yolu şu sol tarafa işaretlediğimiz yeşille işaretlediğimiz yeşil yuvarlakla işaretlediğimiz sayılar var ya arkadaşlar, işte onları çarpıyorsun. Yani 2 tane 2 var, 1 tane 3 var, 2 tane 2, 1 tane 3'ün çarpımı bu sayıların EBOB'udur ve çarptığın zaman 12 çıkar. Gördüğün gibi 12 sayısı 24'ü böler, 36'yı böler, 48'i de böler. Yani 12, 24, 36 ve 48'i aynı anda bölen en büyük sayıdır. Başka bölenler de vardır tabii ki. 1 böler, 2 böler, 3 böler, 4 böler, 6 böler. Ama bu bölenler içinde 12'den daha büyük bir sayı yoktur anlamındadır. Şimdi OKEK'i nasıl bulunur? Bu sayıların OKEK'i de aslında sol tarafta yaptığın işlemle bulunur. EKOK 24, 36, 48. Bu 3 sayının EKOK'u sol tarafa yaptığım işlemde
sağ tarafa yazdığım asal sayıların hepsinin çarpımıdır. Yani bu 24, 36, 48'in o keki şu an işaretlediğim sayıların hepsinin çarpımı. Yani 2'lerin sayısı 4 tane 2'miz var, 2 tane de 3'ümüz var. İşte bu sayıların hepsinin çarpımı bu sayıların o kekidir. Hepsini çarparsan 16 kere 9 144 yapar. Yani 144 sayısı 24'ün, 36'nın ve 48'in ortak bir katıdır. Yani bu 144 sayısına bakarsanız eğer 144 24'ün katıdır. İnanmazsan bak 6 katıdır. 24'ü 6 ile çarparsan 144 çıkar. 36'nın katıdır. İnanmazsan bak 4 katıdır. Ve son olarak 48'in de katıdır, 48'in de 3 katıdır. Dolayısıyla bu 3 sayının ortak katıdır, yani en küçük ortak katıdır diye söylenir arkadaşlar. Şimdi aslında bunu şöyle bir ara bilgiyle de söylemekte fayda var arkadaşım. Bak, şimdi burada aslında yapılan şey şu: 24, 36 ve 48 sayılarının katlarını yazsan, teker teker bu adamların katlarını yaz, yani hepsinin tam katlarını yaz. 24'ün 1 katı 24, 2 katı 48, 3 katı 72, inanmazsan çarpta bak, 4 katı 96, 5 katı 120, 6 katı 144, 7 katı 168 ve böyle sonsuza kadar devam eder bu iş. 36'nın katlarını aldığınız zaman 36'nın 1 katı 72, 2 katı, özür dilerim, 36'nın 2 katı 72, 3 katı 108, 4 katı 144, 48'in katlarını alarak yazdığın zaman da 48'in 2 katı 96, 48'in 3 katını aldığın zaman 48 kere 3 144 yapar ve gördüğün gibi 144 sayısı bu sayıların hepsinin birden katıdır. İşte bu yüzden 144 sayısı 24, 36 ve 48'in ortak katıdır. Hepsine kat olan tek sayı değildir ama en küçük sayı 144'tür. 144'ten başka sayılar da vardır. 144'ün katları 288, 2 katı, 3 katı, 432 gibi gibi gibi. Şöyle bir örneğimiz daha. Şimdi Obebokek kuralını demin anlattım. Şu bundan önceki kısımda verdiğim gibi. Burada da direkt bu sayıları bölen en büyük sayıyı sormuş. Şimdi 30, 40 ve 60 sayılarını aynı anda bölen en büyük sayı kaçtır? Bu sayıların hepsini birden bölen arıyorsun. Bak, burada dikkat etmen gereken şey sorunun sana söylediği. 30, 40 ve 60 sayılarının aynı anda bölen, yani 30'u bölecek, 40'ı bölecek, 60'ı da bölecek. Dolayısıyla hepsini birden böleceği için aradığın sayı 30, 40 ve 60'ın ortak bir bölenidir. Yani OBEB'idir. OBEB'ini buluyorum. Bu adamların 30, 40, 60'ın OBEB'ini bulmak için çek çizgiyi bölmeye başla. En küçük asal sayın 2, 15, 20, 30 hepsini böldüğü işaretliyorum. 2'ye bir kez daha bölüyorum. 15, 10, 15. 2 hepsini bölmediği işaretlemiyorum. 2'ye bir kez daha bölüyorum. 15, 5, 15. 2'yi de bölünebilen sayı kalmadı. 3'e geçiyorum. 5, 5, 5. 3 de hepsini bölmediği için yine işaretlemiyorum. Ve bir sonraki asal olan 5'e geçiyorum. 5 hepsini birden böldüğü için 5'i de işaretliyorum. Yani bu sayıların EBOB'u 30, 40, 60 sayılarının EBOB'u 2 kere 5'tir. İşaretli olanları çarptığımızı söylemiştim demin. 2 kere 5'tir. Bu da aşağı yukarı 10 yapar. Yani 10 sayısı 30'u, 40'ı ve 60'ı bölen sayılar içinde en büyük olanıdır. Başka da bir böleni yoktur bu sayıların. OBEB'leri bu. Böyle şöyle bir örneğimiz daha var. Sayılarına aynı anda bölünebilen. Bakın, kavram kargaşası olmasın arkadaşlar. Sayılarını ve sayılarına. Bir önceki soruya ben bir kez daha döneyim ve size bir göstereyim o soruyu. 30, 40 ve 60 sayılarını aynı anda bölen demek başka şey. 15, 18 ve 20 sayılarına aynı anda bölünebilen en küçük sayı demek başka bir şey. Şimdi kavramlar farklı. Orada bölen arıyorsun, burada bölünebilen arıyorsun. Şimdi bak, şöyle düşün bunu. Burada bir sayım var. Aradığım bir tane sayım var. Bu sayı 15'e bölünebilecek. O halde 15'e bölünebilecek bir sayıdan bahsediyorsan, aradığın sayı aslında 15'in bir katıdır.
15'in katları 30, 45, 60, 75, 90 gibi sayılardan biri. 18'e bölünebilmesini istiyorsan eğer 18'in katı olmak zorunda. 20'ye bölünebiliyorsa 20'nin de katı olmak zorunda. Yani öyle bir sayı arıyorsun ki 15'e bölünebilecek, o halde 15'in katı. 18'e bölünebilecek, o halde 18'in katı. 20'ye bölünebilecek, 20'nin katı. Yani 15, 18 ve 20'nin ortak katı. Yani o keki arkadaşım. Bu yüzden bu adamların o kekini alıyorum. 15, 18, 20 o keklerini alıyorum, çekiyorum çizgiyi. En küçük asaldan bölmeye başla. 2, 15, 9, 10. 2'ye bir daha böl. 15, 9, 5. 2 ile bölünebilecek sayı yok. 3'e atla. 5, 3, 5. 3'e bir daha böl. 5, 1, 5. 5'e böl. 1, 1. İşte şu sağ tarafa yazmış olduğun sayılar. Yani 2, 2, 3, 3, 5. Ekok. 18, 15 ve 20 sayıların ekoku. 1, 2, 1, 2 ve 5. Dolayısıyla bu adamları çarptığınız zaman 180 çıkar. Ve dikkat ederseniz 180 sayısı 15'e bölünür. 18'e de bölünür. 20'ye de bölünür. 15, 18 ve 20'nin ortak katı olan sayı 180'dir. Ve arkadaşlar burada şunu da söylemekte fayda var. Bak 15, 18, 20'ye bölünebilen tek sayı 120, 180 değildir. 180'in bütün katları da bölünür. Mesela 15, 18 ve 20 ile bölünebilen sayılardan ilki 180'dir dedik. Biz bunu zaten bulduk. 2 katını alırsın 360 yapar. 360 da 15, 18 ve 20'ye bölünür. 3 katını al 540. 540 da 15'e, 18'e, 20'ye bölünür. Ama sen yap hesap makinesiyle. 4 katını al 720. 5 katını al 900. 6 katını al 1080. Ve bu şekilde sonsuza kadar devam eder. Bu yazdığın sayıların hepsi 15'e, 18'e ve 20'ye tam bölünür. Ama bu sayıların içinde en küçük olanı yani 180 o kekleridir. İşte o kek dediğiniz kavram böyle bir kavram. Ortak bir kat ararsın. Ortak katların en küçüğü 180'dir dersin. Şimdi arkadaşlar demin konunun başında söylediğim bir şey vardı. Bu konu başlığı içinde karıştırılabilecek kısım genellikle hangi soruda BEP alacaksın, hangi soruda kek alacaksın, bulduğun sayıyı ne yapacaksın sorusuydu. Şimdi bu OBEP kek kısmında karşılaştığın soruların hangisinde neyi uygulayacağına karar verebilmen için bu kısmı ayırdım demin söylediğim gibi. OBEP problemleri ve OKEK problemleri olmak üzere. Şu an ekranda gördüğün metin hani hangisinde OBEP alacaksın, hangisinde OKEK alacaksın bu noktada biraz yardımcı olabilecek bir şey. Tanımı şu an ekranda gördüğün gibi bir bütün eş büyüklükte parçalara ayrılıyorsa ki eş sözcüğü çok önemli, eş olmazsa soru bambaşka bir soru tarzı olur. Bir bütün eş büyüklükte parçalara ayrılıyorsa EBOB alınır. EBOB alındığında bulunan sayı ise biz burada eş büyüklükte parçalar oluşturmaya çalışıyorduk. EBOB alındığında bulunan sayı ise elde edilecek yeni parçanın bir biriminin ölçüsüdür. Bu ne demek? Mesela bir bahçe eşit büyüklükte karelere bölünecekse eğer yapılacak işlem OBEP almaktır. OBEP aldığında bulduğu sayı karelerden birinin kenar uzunluğu olur. Veya bir bahçenin etrafına eşit aralıklarla ağaç dikeceksin veya kazık çakacaksın. Etrafına eşit aralıklarla ağaç dikeceğin zaman OBEP aldığında bulduğun sayı iki ağaç arasındaki mesafeye karşılık gelir. Veya atıyorum 3 farklı çubuk veya 4 farklı uzunluktaki çubuk eş büyüklükte parçalara ayrılıyorsa OBEP alırsın. OBEP aldığında bulduğun şey elde edilecek tel parçalarından birinin uzunluğuna karşılık gelir. Bu dediğim gibi genel bir şey değil. Ya soruya göre değişir. EBOB aldığında bulduğun sayı soruda bahsedilen şeye göre değişir. Ama önemli olan şey eş büyüklükte parçalara bölme işlemi yapıyorsan, daha doğrusu genel bir kavram olarak bölme işlemi yapıyorsan OBEP alırsın. OBEP alır soruya öyle devam edersin. Bak bununla ilgili soru nasıl gelir arkadaşım? Bununla ilgili soru şöyle gelir. Boyutları 64 metreye 80 metre olan dikdörtgen biçimindeki bahçe eş büyüklükte karelere ayrılacaktır. En az kaç kareye ayrılır? Yani bunlarla ilgili bir ton formül var arkadaşlar. Formül falan vermeyeceğim ben. Direkt çizilerek çok rahat görülebilir. Boyutları 64 metreye 80 metre olan bahçeyi eş büyüklükte karelere ayırmak istiyorsun. Bak eş. Eş büyüklükte karelere ayırmak istiyorsun. Burada yapacağın işlem bahçeyi karelere bölmek olduğu için EBOB'unu alıyorsun.
Aldım onun EBOB'unu. 64'te 80'in EBOB'unu aldım. Almanın nasıl yapılacağını söyledim. Çizgiyi çekersin, başlarsın bölmeye. 2'ye bölersin 32-40. 2'ye bölersin 16-20. 2'ye bölersin 8-10. 2'ye bölersin 4-5. Tabi buradaki ikilerin hepsi bölme işlemini sol taraftakileri böldüğü için işaretlersin. Bir de devam edersen, hani gerek yok aslında bundan sonrasında ama yine de devam edelim biz. 2'ye bölersin 2 olur, 5 olur. 2'ye bölersin 1 olur. 5'e bölersin 1 olur. Burada ortak olanları alman gerektiğini söylemiştik. O halde bu sayıların EBOB'u, yani 64 ile 80'in EBOB'unu aldığın zaman bu sayılar için 1, 2, 3, 4 tane 2 var ortak olan. 16 yapar. 16 olarak bulduğun sayı, demin söylediğim şeyi hatırla. Bir bütün eş büyüklükte parçalara ayrılıyorsa EBOB alınır. EBOB alındığında bulunan sayı elde edilecek yeni parçanın bir biriminin ölçüsü. Sen burada ne yapmayı düşünüyorsun? Burada düşündüğün şey, bu bahçeyi karelere bölmek olduğu için 16 olarak bulduğun sayı 16 metrelik karelere bölünecek demektir. Yani senin bu bahçeni 16 metrelik karelere böleceksin. Peki nasıl bir kare olur? Bak işte şöyle bir kare olur arkadaşım. İşte bak şu an ekranda gördüğün şekil bu bahçeye karşılık gelen dikdörtgen, büyük şekil bu bahçenin kenarları olmak üzere. Yani bu bahçenin uzun kenarı olan şurası 80 metre. Kısa kenar olan şurası 64 metre olmak üzere. Bu bahçeyi eş büyüklükte karelere böleriz dedik. Demin OBEB'ini aldık. OBEB'ini bulduk 16. 16 olarak bulduğunuz sayı arkadaşlar şu ekranda gördüğünüz sarı lacivert, sarı mavi olan karelerin her birinin bir kenar uzunluğudur. Bak burası 16, burası 16, burası da 16, burası da 16, burası da 16. Peki kaç tane 16 gelir? 80'lik bu uzunluğu 16, 16, 16, 16 kaç parçaya bölersin diye düşünüyorsun aslında. 80'i alırsın 16'ya bölersin. Gördüğün gibi 5 tane gelir. Yani dikey olarak sütunda 5 tane var. Aynı duygularla gelip 64'ü 16'ya da bölersin. 4 tane de dikeye gelir. 4 tane satıra gelir. 16, 16, 16, 16. Sizden istediği şey kaç tane kareye bölünebilir sorusunun cevabıydı. Şu an ekrandaki kareleri sayman lazım. Kaç tane kare vardır sorusunun cevabı. Ya bana sorarsan şekle bak. Kaç tane kare olduğunu parmak hesabıyla bul. Kaç tane kare olduğu sorusunun cevabı 5 tane sütun var, 4 tane satır var. 5 kere 4, 20 tane kareye bölersin. Bana kalırsa formüle gerek yok arkadaşım. Bu yeterli. Ama hani illa formül istiyorsan kare sayısı 4 kenarlarının çarpımı 4/EBOB'un karesi. İlla formül istiyorsan bu. Ama bence hiçbir işe yaramaz, hiçbir halta yaramaz. Gerek de değil zaten. Bahçenin kenarlarını çarparsın. Yani 80 × 64/ OBEB dediğin sayı 16 karesi. 80 ile 16'yı sadeleştirirsin. 80 ile 16'nın bir tanesi gider yukarıda 5 kalır. 64 ile de 16'nın ikincisi gider 4 kalır. 5 kere 4'ten 20 tane kare gelir dersin. Bana kalırsa çizin, çizerek görün, emin olun diğerinden daha rahat çözüme kavuşursunuz. Zaten formül versek de bir şey değişmeyecek. Formülü 2 gün sonra unutursunuz ama işin nasıl olduğunu anlarsanız hep aklınıza kalacak bir şey olur arkadaşlar. Uzun kenarı 120 metre, kısa kenarı 105 metre olan dikdörtgen biçimindeki bir arsanın tamamı kare biçiminde eş parseller ayrılacaktır. Eş parsel diyor, dikkat. Buna göre bu arsa en az kaç parsele ayırır? Yanlış hatırlamıyorsam eğer bu yakın tarihli bir sınav sorusuydu arkadaşlar. Şimdi bu bahçeyi eş büyüklükte kare parsellere ayırmayı düşündüğün için demin dediğim gibi bir bütün eş büyüklükte parçalara bölünüyorsa, eş büyüklükte parçalara ayrılıyorsa EBOB alınır. EBOB'unu aldım. Aldım onun EBOB'unu. 120 ve 105. 120 ve 105'in EBOB'unu alıyorum. Çekiyorum çizgiyi, başlıyorum bölmeye. 2'ye bölünür 60, 105. 2'ye bir daha bölerim 30, 105. 2'ye bir daha bölerim 15, 105. Artık 2 ile bölünebilen sayı yok. Bir sonraki asala geçelim 3. 3'e bölüyorum 5,
105'i 3'e bölüyorum, 35. 5'e bölüyorum, tabi burada 3 hepsini birden böldüğü için işaretlemekte fayda var. 5'e bölüyorum, 5'e böldüğün zaman burası 1, burası 7. 5 hepsini birden böldüğü için işaretlenir. 7'ye bölüyorum. Ve 1. İşte arkadaşlar şu sağ tarafa yazdığınız iki sayının çarpımı, yani 3 ile 5'in çarpımı EBOB'tur. EBOB 120, 115, 3 kere 5'tir. Bu da 15'tir. Demin dedik ki bir bütün eşbirlikte parçalar halinde OBEB alınır. OBEB alındığında bulunan sayı, yani 15, elde edecek yeni parçanın bir biriminin ölçüsüdür. Yani arkadaşım bu 15 olarak bulduğun sayı aslında senin yapmak istediğin şey karelere bölmek olduğu için 15 olarak bulduğun sayı karenin bir kenar uzunluğudur. Yani yapman gereken şey 15 metrelik karelere böl demektir. 15 metrelik karelere bölüyorsun. 15 metrelik karelere bölüyorsun. O halde bak şekil, görünüş olarak şu an ekranda gördüğün gibi bu bahçenin uzun kenarı 120, kısa kenarı 105 santim olmak üzere şurası buradan ta buraya kadar 120. Buradan aşağı kadar 105 santim olmak üzere bu bahçeyi kaç tane kare parsele ayırırsın sorusunun cevabını çizerek gördüm. Peki sütun olarak kaç tane vardır sorusunun cevabına bir gel. 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15. Hepsi 15. Peki kaç tane 15 var? 120 bölü 15 eşittir 8 tane. Yani 8 tane dikey parça elde ediyorsun. Peki yatayda kaç tane var diye bir bak. 105'i alıyorum. 8'e bölüyorum. 7. Yani 15, 15, 15, 15, 15, 15. Burası da 15 olmak üzere. Gördüğün gibi yukarıdan aşağı doğru 7 tane var. O halde bu şeklin içindeki, yani bu bahçenin içindeki kare sayısını bulmanın yolu parmak hesabıyla yap. Yani formüle falan gerek yok. 8 tane dikey var, 7 tane yatay var. O halde bu bahçe için toplamda bu bahçeyi toplamda bölebileceğin kare sayısı 8 kere 7. İnanmazsan teker teker say. 56 tane parsele bölersin. Gördüğün gibi formüle gerek yok arkadaşım. Bence formülü hiç kullanma. Çözüm için böyle bir yol yeterli olur. Şöyle bir örneğimiz daha var arkadaşlar. 56, 40, 56, 80 ve 48 kilogramlık torbalardaki pirinçler birbirine karıştırılmadan eşit büyüklükte torbalara konulacaktır. En az kaç torba gerekir? Şimdi burada yapılan işleme şöyle baktığınız zaman elinizde 3 torbada pirinç var ve siz bunları eşit büyüklükte torbalara doldurmak istiyorsunuz. Yani yapılan işlem burada aslında 3 torbadaki pirinci eşit büyüklükte parçalara bölmek. Burada eşit büyüklükte parçalara bölme işlemi yaptığınız için yapılması gereken işlem burada EBOB almak. EBOB'unu alıyorum bu adamların. EBOB 56, 40, 56, 48 ve 80. Bu üçünün EBOB'unu aldığınız zaman, hani EBOB'unu deminden beri bulup duruyoruz zaten, aslında bunların EBOB'unu nasıl bulunacağını demin de söyledik zaten. Çizgiyi çek, teker teker asal sayılara bölerek bul. Buradan çıkan sayı 8 olur. Dedik ki demin bir bütün eş büyüklükte parçalara ayrılıyorsa yapılacak işlem EBOB almaktır. Aldım. EBOB alındığında bulunan sayı ise elde edilecek yeni parçanın bir biriminin ölçüsüdür. Yani burada bizim yapmayı düşündüğümüz işlem bu torbadaki pirinçleri eşit büyüklükte torbalara doldurmak olduğu için 8 olarak bulduğumuz bu sayı 8 kilogramlık torbalar demektir. Yani bu torbalardaki pirinçleri aslında yapacağın işlem 8 kilogramlık torbalara doldurmak. Peki bu işlem nasıl olur? 8 kilogramlık torbalara doldurduğun zaman, şimdi 56 kilogramlık torbada bir pirincim var. 56 kilogramlık torbadaki pirinci 8 kilogramlık torbalara böldüğün zaman 7 tane torbaya ihtiyacın buradan olur. 80 kilogramlık torbadaki pirinci 8 kilogramlık torbalara böldüğün zaman 10 tane burada olur. Ve 48 kilogramlık torbadaki pirinci 8 kilogramlık torbalara böldüğün zaman 6 tane torbada burada olur. Yani aslında gerçekte olan işlem şöyle bir şey olur. Şu an ekranda gördüğün gibi bu torbalardaki pirinçleri böldüğün zaman ihtiyaç duyduğun torba sayısı şu an ekranda gördüğün gibi, ben bunları zaten buldum. Şurası 6 tane, şurası 7 tane ve şurası 10 tane. O halde toplamda torba ihtiyacın, yani bu pirinçleri bölebilmek için toplamda ihtiyaç duyduğun torba 7 artı 10 artı 6, toplamda 23
tane torbaya ihtiyacınız vardır bu yüzden. Dikkat ederseniz şu sağ taraftaki şekil için söylüyorum. Bütün torbalardaki pirinçleri eş büyüklükte torbalara doldurduk ve hiç pirincimiz artmadı. Amaç bu zaten, eş büyüklükte parçalara bölmek. Şöyle bir örnek daha. Uzunluğundaki 3 tel eşit uzunlukta parçalara ayrılacaktır. Her seferinde yalnız bir tel kesilmesi şartıyla en az kaç kesim yapılır? Yani soru aslında yine OBEB sorusu, sadece biraz süslenmiş bir hali. Şimdi bunun için sorunun ne söylediğine ve bizden ne istediğine bir bakmakta fayda var. 24 cm, 18 cm ve 36 cm uzunluğundaki 3 tel eşit uzunlukta parçalara ayrılacak. Eşit büyüklükte parçalara bölüyorsun burada. Bir bütün eş büyüklükte parçalara bölünüyorsa yapılacak işlem EBOB almaktır. EBOB'unu alıyorum. EBOB'unu aldığınız zaman EBOB 24, 18 ve 36. Bu üçün EBOB'unu çizgiyi çekip teker teker böldüğünüz zaman çıkan sayı 6 olur. Dedik ki eş büyüklükte parçalara bölünüyorsa EBOB alınır, işte aldım. EBOB alındığında bulunan sayı ise elde edilecek yeni parçanın bir biriminin ölçüsü. Şimdi bizim burada yapmayı düşündüğümüz şey küçük tel parçaları halinde parçalar elde etmek. O halde bu 6 olarak bulduğumuz sayı aslında 6 santimetrelik parçalar demektir. Yani 6 santimetrelik parçalara bölüyorsun. Ama bakın dikkat ederseniz size kaç parça elde edilir sorusunu sormuyor. Bulunabilir eğer sormuş olsaydı. Hadi bulalım hatta. 24 santimetrelik bu teli 6 santimetrelik parçalara bölersen 4 tane parça buraya gider. 18 santimetreyi 6 santimetrelik parçalara bölersen 3 parça buradan elde edilir. Ve 36 santimetrelik olanı 6 santimetrelik parçalara bölersen 6 tane de buradan elde edilir. Yani aslında burada işin görünüşü şöyle bir şey oluyor. Bak şurada şu an ekranda gördüğün gibi bu telleri eşit uzunlukta parçalara böldüğün zaman 18 santimetrelik teli böldüğün zaman bak şuradan kesiyorsun, şuradan kesiyorsun ve 3 tane parça burada elde ediyorsun. 24 santimetreyi böldüğün zaman 4 tane eşit parça elde ediyorsun. Her biri 6'şer santimetre, 4 parça burada var. 36 santimetrelik olanı böldüğün zaman da 6 parça burada elde ediyorsun. Ama sorunun istediği şey bu değil. Soru bizden kaç kesimle bu işi yaparsın diye soruyor. Soru bize kaç tane kesimle bu işi yaparsın diye soruyor. Şimdi kesim sayılarını istediği için kesim sayılarına şöyle bir bak. Tamam 3 parça elde ediliyor buradan, doğru. Ama bu 3 parçayı elde etmek için bir buradan bir buradan olmak üzere 2 kere kesim yapılıyor. Aynı şekilde alt taraftaki 24 santimetrelik telde makasların olduğu yerlerden 3 kesim yapılıyor. Ve öbürünün 36 santimetrelik uzunluğa sahip olan telin bölümünden de 5 tane kesim yapılıyor. Yani dolayısıyla burada yapılacak toplam kesim sayısı 2, 3 ve 5, topladığınız zaman 10 kesim işlemi yapılır. Sorun istediği şey kesim sayısıydı, eş parça sayısı değildi arkadaşlar. Şöyle bir örnek. Kenar uzunlukları 18, 24, 36, 42 metre olan dörtgen biçimindeki bir bahçenin etrafına eşit aralıklarla ağaç dikilecektir. Şurada eşit aralıklarla var arkadaşlar, etrafına eşit ağaç dikilecektir. Buna göre bahçenin köşelerine de birer ağaç gelme şartıyla en az kaç ağaç dikileceğimiz. Sorunun istediği şey ne? Bizim yapacağımız ne? Sorunun istediği şey bahçenin etrafına eşit aralıklarla. Yani yapmanız gereken işlem burada aslında bahçenin etrafını eşit büyüklükte parçalara bölmek. Eşit büyüklükte parçalara bölmeye uğraştığınız için yapılacak işlem burada bu kenar uzunluklarının EBOB'unu almak. EBOB 18, 24, 36 ve 42. İşte bahçenin kenar uzunlukları bunlar ve bu bahçenin kenar uzunluklarının EBOB'unu aldığınız zaman çizgiyi çekip teker teker böldüğünüz zaman ben direkt yazayım bunu arkadaşlar. EBOB olarak bulduğunuz sayı 6 yapar. Yani 6 olarak bulduğunuz sayı 6 metrelik aralıklarla ağaç dikilecek demektir. Altışar metrelik aralıklarla ağaç dikiyorsun. O halde kaç tane ağaç geleceği sorusunun cevabını çizerek bile bulursun. Ama çizmeden bulmanın yolu da var. Birazdan çizilmiş halini de göstereceğim. Ama kaç ağaç gerektiği sorusunu şöyle çözersiniz. Ağaç sayısı dersin. Bahçenin çevresi
bölü bulduğun EBOB. EBOB kaçsa artık. Bizim bahçemizin çevresi, bir bahçenin çevresini bulmak için yapacağın işlem malum bahçenin kenar uzunluklarını toplamak. Ben de topluyorum. 18, 24, 36 ve 42. Hepsini toplayıp 6'ya böl. Hepsini toplayıp 6'ya böldüğün zaman da 60, 120, 120 bölü 6'dan 20 tane ağaç gider dersin. Şimdi bunun görünüşü nasıl olur? Bunun görünüşü arkadaşım şöyle bir şey olacak. Bak işte bu bahçenin etrafına eşit aralıklarla ağaç diktiğin zaman bahçenin etrafındaki görünüş böyle bir şey olacak. Ve ağaçların dikildiği yerlere bakarsan 18, 12 santimetrelik olan yere şurada, 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 şu, şu, şu ve her bir ağacın olduğu yere dikkat edersen iki ağacın arasındaki mesafe hep 6'şar metredir. Zaten amacımız buydu. Eşit aralıklarla ağaç dikmeye uğraşıyordun. Köşelerine birer tane gelmesini istiyordun. İşte söylenen şart bu arkadaşlar. Kaç tane olduğunu demin dediğim gibi çizip görerek de bulursunuz kaç tane olduğunu. Parmak hesabıyla da yaparsınız. Veya benim sol tarafa verdiğim bahçenin çevresi böyle EBOB formülünden de bulursunuz. Ama bence formülle hiç uğraşmayın. Yan taraftaki gibi de soruyu çözersiniz arkadaşlar. Şöyle bir örnek daha var. Bir de bunların 3 boyutları var. Birazdan gelecek örnek bunun gibi bir şey. Şimdi iç boyutları 36, 48, 72 metre olan bir dikdörtgenler prizmasının içine kaç tane küp yerleştirilebilir, kaç tane eş küp yerleştirilebilir diye sormuş. Şimdi dikdörtgenler prizması ne? Dikdörtgenler prizması dediğimiz şekil bulunduğunuz odayı düşünün. Şu an oturduğunuz odayı düşünün. Bu odanın içi bir dikdörtgenler prizmasıdır. Bir kibrit kutusu örnek olarak verilebilir. Bunların hepsi birer dikdörtgenler prizmasıdır. Dikdörtgenler prizması böyle bir şekil. Şimdi bizden istediği şey ne? İç boyutları 36, 48, 72 metre olan dikdörtgenler prizmasının içine en az kaç tane eş küp yerleştirir? Bak şu eş küp. Deponun içini ufak ufak küplerle doldurmak istiyorsun. Yani yapmak istediğin şey aslında deponun içini ufak küplere bölmek. Eş küplere bölmek. Bu yüzden yapılacak işlem burada yine EBOB'unu almaktır. Eş büyüklükte parçalara bölmeye uğraştığın için. EBOB'unu alıyorum. EBOB 36, 48 ve 72. Bu 3 sayının EBOB'unu aldığınız zaman EBOB olarak bulacağın sayı 12 yapar. 12 olarak bulduğun sayı yapmak istediğin işlem neyse ona göre çıkan bir sayı. Bizim burada yapmayı düşündüğümüz işlem bu depoyu küplere bölmek olduğu için 12 olarak bulduğum sayı 12 metrelik küp demektir. 12 metrelik küplere böleceksin demektir aslında. Peki bu şekil bu depo 12 metrelik küplere bölünüldüğü zaman ne olur? Bak bununla ilgili şekil şöyle olur arkadaşım. Gösteriyorum şimdi. Peki bu şekli 12 metrelik küplere böldüğün zaman ne olur? Bak arkadaşım. 12 metrelik küplere bu depoyu böldüğün zaman şöyle bir görünüş olacak. Depo bu. Depo bu olmak şartıyla kenar uzunluklarına bu şeklin bakarsan eğer bu deponun şu kısmı 36 metre, yan taraf 72 metre, şurası ve yüksekliği de 48 metre. Bu depoyu 12 metrelik küplerle doldurmaya, daha doğrusu 12 metrelik küplere bölmeye çalıştığın zaman her bir küp şu an ekranda gördüğün gibi yan yana ve üste doğru gelecek şekilde bu depoyu dolduracak biçimde gelir. Ve kaç tane küp geleceği sorusunun cevabı bak. Burası 72 metre olduğu için yan yana getirilebilecek küplerin sayısı 72 bölü 12'den 6'dır. İnanmazsan say da bak. 1, 2, 3, 4, 5 bir de arkada var 6 tane. Yan yana şu 36 metrelik kenara getirilebilecek küplerin sayısı da 36 bölü 12 3 tane gelir. Say da bak. Şurada bir tane var. Hemen yanına bir tane daha gelecek. Karşısında var. Bir de buraya gelecek. 2 ve 3 tane olacak. Bir de yukarıya doğru da 48 metre olduğu için bu depo 48 metrenin olduğu yere, olduğu kenara 12'şer metrelik 48 ve 12'den 4 tane gelir. Say da bak. Bir tane zeminde var. Bir üstünde, bir onun üstünde, bir de daha üstünde var. 4 tane de yukarıya doğru gelir. Dolayısıyla sadece bu şeklin zeminine gelecek küp sayısına bakarsan eğer zemindeki küp sayısı 3 kere 6'dan zemine 3 kere 6'dan 18 tane gelir ve yukarıya doğru da 18'de 4 tane sıra olduğu için 18, 18, 18, 18 yani çarpı bir 4 daha gelir ve dolayısıyla buradan gelecek küp sayısı 72 tane olur.
Yani siz bu depoyu 72 tane küpe bölersiniz demektir arkadaşlar. Bu da bunun gelebilecek örneklerinden bir tanesi ama biraz daha düşük ihtimalle çıkabilecek bir örnek. Böyle de örnekler var. Kitaplarda görürsünüz. Yabancı kalmayın. Şimdi artık bu bölme parçalama kısımlarına bir geçiyorum. Hemen hemen her tarzından çözdüm. Şimdi biraz farklı tarz OBEB soruları var. Onlardan ilkini şu an görüyorsunuz zaten. 120, 144, 180 sayılarını aynı anda bölen en büyük sayının rakamları toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi burada biraz işin mantık kısmı var. Biraz mantık yürüterek çözmek lazım. Şimdi burada ne arıyoruz? Sizden istenen 120, 144 ve 180'i bölen bir sayı. Yani öyle bir sayı arıyorsun ki 120'yi bölecek. 120'yi bölen bir sayı. 144'ü bölecek, 180'i de bölecek. Üçünü de aynı anda bölebilen bir sayı arıyorsun. Dolayısıyla aradığın sayı 120'yi de 144'ü de 180'i de aynı anda bölen en büyük sayı olduğu için aslında aradığın şey burada ortak bir bölendir. Yani yapman gereken şey 120, 144 ve 180 sayılarının EBOB'unu almak. EBOB'unu aldığın zaman 120, 144 ve 180'in EBOB'unu alalım, bulalım. Çekiyorum çizgiyi, bölmeye başlıyorum. En küçük asal sayıdan gel. 2, 60, 72 ve 90. 2 hepsini böldü, işaretliyorum. 2'ye bir daha bölüyorum. 30, 36, 45. 2 hepsini böldü, yine işaretliyorum. 2'ye bölmeye devam et. Aslında 2'ye bölmeye gerek yok da devam edelim. 15, 18 ve 45. 2 hepsini bölmediği için işaretlemiyorum. 2'ye hala bölünebilecek sayı var. 15, 9, 45. 2'ye bölüyorum şimdi. Özür dilerim. 2'ye bölünecek sayı yok. 3'e geçiyorum. 5, 3, 15. 3 hepsini böldü. İşaretliyorum. 3'e bir daha böl. 5, 1, 5. Son olarak 5'e böl. 1, 1. İşte bu 3 sayının 120, 144 ve 180'in OBEB'ini aldığınız zaman OBEB olarak alınacak sayılar 2, 2 ve 3. Yani bu sayıların EBOB'u aslında 2, 2, 3'ten 12 yapar. Yani 12 bu 3 sayıyı aynı anda bölen en büyük sayıdır. Daha da büyüğü yoktur. Bu 3 sayını aynı anda bölen en büyük sayıdır. Rakamları toplamı kaçtır demiş. Artık bundan sonrasını ben bile yaparım. 2 artı 1, 3 yapar. Cevap 3 olur arkadaşlar. Demek ki sorunun biraz daha gelişmiş hali var arkadaşım burada da. 39, 59, 79 sayılarını böldüğüne sırasıyla 3, 5, 7 kalanlarını veren en büyük sayı kaçtır diye sormuş. Şimdi deminki sorunun bir üst basamağı aslında. Bak burada sana şöyle bir şey söyleyeceğim ben. Herhangi bir işlem düşün. Bir bölme işlemi. Mesela ne olsun? 49'u git 9'a böl. Attım. 49'u 9'a bölersen 5 kere olur. Kalan 4 olur. Şimdi burada bu kalan olarak bulduğumuz 4 sayısını 4'ü alsam ve 49'dan çıkarsam ve şöyle bir sayı bulsam. 45 bölü 9 işlemini bir kez daha yapsam. Kalanı asıl sayıdan çıkardığınız zaman kalan 45 sayısı artık 9 ile tam bölünür ve kalansız bir işlem olur. Peki bunu niye anlattım? Şimdi öyle bir sayı arıyorsun ki 39'u bölecek ve kalan olarak 3 bırakacak. Aynı şekilde 59'u bölecek, kalanı 5 bırakacak ve 79'u bölecek, kalanı 7 olacak. Söylediği işlem bu. O halde bak demin anlattığım şeyi burayla bağlamaya çalış. Demin anlattığım şey benim şuydu. Kalanları çıkarmak. 3 sayısını 39'dan çıkarıyorum. O halde diyorum ki artık kalan 36 sayısı benim aradığım sayı tarafından tam bölünür. Yani aradığım sayı 36'yı tam böler. Aynı duygularla gel. Buradaki 5'i 59'dan çıkar. 54 kalsın. 54'ü de soru işaretine böldüğün zaman, aradığın sayıya böldüğün zaman artık o sayı 54'e bölen demektir. Yani 79 için de aynı işlemi yaptığın zaman 79'dan 7'yi çıkardığında kalan 72 sayısı aradığın sayı tarafından tam bölünür. Yani aslında sen şunu arıyorsun. 36, 54 ve 72 sayılarını aynı anda bölen en büyük sayıyı arıyorsun. En büyük sayıyı arıyorsun ve hepsini aynı anda bölen bir sayı arıyorsun. Yani aslında aradığın şey ortak bir bölen, en büyük ortak bölen. EBOB 36, 54 ve 72. Bu 3 sayının EBOB'unu arıyorsun. Dolayısıyla aradığın sayı 36, 54, 72 EBOB'unu aldığın zaman 12 yapar. 12 değil. 12 değil. 12 değil. 12 yapmaz arkadaşlar. 9 yapar aradığınız sayı. İşte bu
39, 59 ve 79 sayılarını böldüğünde sırasıyla 3, 5, 7 kalanlarını veren en büyük sayı 9'dur. İnanmazsan 39, 59, 79'u 9'la böl, sırayla bu kalanları bulacaksın demektir. Demek ki sorunun bir üst hali bu. Önce o soruyu çözdüm. Soruyu o şekilde değil, size böyle sorarlar arkadaşlar. Şimdi EVOK problemleri bitti. Yani mutlaka farklı örnek türüyle karşılaşırsınız. Mutlaka başka tür örnek çıkar. Ama mümkün olduğu kadar elinizden geldiği kadar çok soru tarayın. Şimdi ben EKOK problemlerine geçiyorum. EVOK problemleri gibi bu da aslında. Sadece aradaki farkı söyleme vakti geliyor artık. Şimdi EKOK problemleri ne olur? Nerede uygulanır? Sorusunun cevabını verin. Şu an ekranda gördüğünüz metne şöyle bir bakarsanız eğer eş büyüklükteki, bakın şu eş büyüklükte sözcüğü çok önemli. Eş büyüklükte olmuyorsa o kek diyemezsiniz. Eş büyüklükteki parçalar kullanılarak yeni bir bütün oluşturuluyorsa yapılacak işlem EKOK avlattır. EKOK alındığında bulunan sayı ise, biz yeni bir bütün oluşturmak istiyorduk ya, EKOK alındığında bulunan sayı ise elde edilecek yeni oluşan bütünün bir biriminin ölçüsüdür. Ne demektir bir biriminin ölçüsü? Eğer kare oluşturulacaksa karenin bir kenar uzunluğunu bulursun EKOK'unu aldığın zaman. Eğer küp oluşturacaksan küpün bir kenar uzunluğunu bulursun EKOK aldığın zaman. Temel mantık bu. Şimdi aradaki farkı da söyleyeceğim. EBOB ile EKOK'un arasındaki somut farkı da söyleyeceğim. Tabii bununla ilgili derdimi anlatabilmek için önce bir örnek. Şöyle bir örnek. Boyutları 8 cm, 18 cm olan dikdörtgen biçimindeki fayanslar birleştirerek en küçük kare elde edilecektir. En az kaç fayans gerekir diye sormuş. Şimdi sorunun bizden istediği şey ne? Boyutları 8 cm, 18 cm olan fayanslarla en küçük kare elde edilecek. Ya elimizdeki malzeme hep aynı, fayansları birleştireceğiz. Şimdi demin dedik ki eş büyüklükte parçalar birleştirerek yeni bir bütün oluşturuluyorsa EKOK alınır. Dikkat edersen burada da söylenen işlem bu zaten. 8 cm'yi 18 cm olan fayanslar kullanarak bir kare bölge yapmayı düşündüğün için burada yapman gereken işlem EKOK almaktır. EKOK'unu alıyorum. 8 ile 18'in EKOK'unu aldığın zaman, hani konunun başında anlatmıştık, çizgiyi çek, böl, hepsini aldığın zaman 8 ile 18'in EKOK'unu bulursun. 8 ile 18'in EKOK'unu aldığınız zaman arkadaşlar 72 yapar. İşte 72 olarak bulduğum bu sayı yapmayı düşündüğün işlem neyse onu buluyorsun aslında. Dolayısıyla bizim burada yapmak istediğimiz şey kare yapmak olduğu için 72 olarak bulduğum şey 72 santimetrelik kare oluşacak demektir. İşte yapılacak işlem burada bu. Peki bu kareyi oluşturuyorsun da nasıl bir kare oluşuyor aslında burada? Burada oluşacak kare, bak şu an gördüğün gibi ekrana göstereceğim. İşte şu an ekranda gördüğün gibi bir kare oluşturuyorsun aslında. Bu karenin her bir kenarı 72 santimetre. Bak şurası 72 santimetre. Burası da 72 santimetre. Bir içerideki her bir parça da bizim fayanslarımıza karşılık geliyor. Dolayısıyla her bir kenar 18 santimetre olduğu için 18, 18, 18 4 tane gelir. Yani 72 aslında alıyorsun, 4'e 18'e bölüyorsun ve 4 tane buluyorsun. Dikine kaç tane gelir sorusunun cevabında 72'yi de alıyorsun, 8'e bölüyorsun. Çünkü bizim fayanslarımızın her birinin kısa kenarı 8'er santimetreydi. 72'yi 8'e böldüğün zaman 9 tane de buradan gider. Dolayısıyla içeriye kullanabileceğin bu kare bölgeyi kaplamak için kullanacağın fayans sayısı 4 çarpı 9 eşittir 36. 36 tane fayansa ihtiyacınız vardır arkadaşım. Şimdi soru bu. Cevap bitti. Cevabımız 36. Peki bu soru ile OBET problemlerini çözdüğüm sorular arasındaki farklılık ne? Aslında bu farkı bilirseniz, hani ben şu an zaten EKOK problemlerini çözüyorum da, bu farkı bilirseniz eğer nerede OBET, nerede OKEK alacağınızı daha rahat kavrarsınız. Soru eğer şöyle sorulsaydı bu soru OKEK değil OBET sorusu olurdu. Soru şöyle gelseydi. Boyutları 8 cm'ye 18 cm olan dikdörtgen biçimindeki fayanslar eş büyüklükte karelere bölünecektir deseydi, o zaman yapılacak işlem arkadaşım EBOB almak olurdu. Yani bizden istediği şey şu değil arkadaşlar. Şuna dikkat edin. Bak buraya ben şöyle bir şey çizeyim. Bizim fayanslarımızdan birisi bu olsun. Bunu biraz büyükçe çizdim. 8, 18. Şimdi bizden istenen şey bu değil arkadaşlar. Bize soruyu şöyle sorsaydı, demin dediğim gibi 8 cm'ye 18 cm olan fayanslar eş büyüklükte karelere bölünecektir deseydi,
İşte o zaman ekokunu alırdı, ebobunu alırdın. Ebobunu aldıktan sonra bunu ufak ufak kare parsellere bölerdin. Kare parçalara bölerdin. Ama bizden istenen işlem fayansları bölmek olmadığı için, fayansları birleştirmek olduğu için bu soru OBEB'le alakalı bir soru değildir. O kek sorusudur. Yani derli toplu şöyle bir ham bilgi istiyorsan eğer, eğer eş büyüklükte karelere bölüyorsan, bölme işlemi varsa eş büyüklükte parçalara bölüyorsan EBOB alırsın. Eğer eş büyüklükteki parçaları birleştiriyorsan o kek alırsın. Bölüyorsan OBEB, birleştiriyorsan o kek alırsın. İşte işin temel mantığı bu arkadaşlar. Bölüyorsan OBEB, birleştiriyorsan o kek alırsın. Tabi şurayla bizim bir işimiz yok. Burası alakalı bir şey değil. Artık orayı sildim zaten. Yani soru demin dediğim gibi o kek sorusudur ve böyle çözülür arkadaşlar. Şöyle bir örnek daha. Demin OBEB'de çözdüğüm sorunun 3 boyutlu bir örnek çözmüştüm hatırlarsan. Yani onun OKK'ye uyarlanmış hali var. Boyutları 18, 12 ve 24 cm olan tuğlalarla içi dolu en küçük küp oluşturulacaktır. Buna göre en az kaç tuğlaya ihtiyaç vardır? Şimdi yapmayı düşündüğün şey ne? Tuğlaları bölüyor musun? Tuğlaları birleştiriyor musun? Sorusunun cevabı hali şu an gördüğün gibi tuğlaları bölmek yerine tuğlaları birleştirmeye uğraştığın için burada OBEB değil OKK alınır. Bu tuğlaları birleştirerek bir bütün yapmaya çalıştığım için EBO OKK'ini alıyorum. OKK'ini ya da ECOG'unu aldığın zaman 12, 18 ve 24'ün ECOG'unu aldığın zaman inanmazsan git yap da gel 72 olarak bir sayı bulursun. 72 olarak bulduğun bu sayı yapmayı düşündüğünüz işlem bir küp oluşturmak olduğu için 72 olarak bulduğun sayı aslında 72 santimetrelik küp oluşturulacaktır demektir. 72 santimetrelik küp oluşturacaksın. 72 santimetrelik bu küp oluşturduğun zaman da bak şöyle bir görünüş olacak. Atıyorum şimdi. İşte arkadaşım 72 santimetrelik bu küp oluşturduğun zaman şöyle bir görünüş olacak. Bu küpün her bir kenarının 72 santimetre olduğuna ve içerideki küpler, içerideki tuğlaların da şekli doldurduğuna dikkat edin. Şurası 72 santimetre. Burası 72 santimetre ve yukarıya doğru da 72 santimetre. Kaç tane tuğlaya ihtiyacın olur? Bunu şöyle bulursun. Bizim bu tuğlalarımız, tuğlamızın ki ayrıtları 12, 18 ve 24 olduğu için şurası 18 santimetre, bak şurası 12 santimetre. 72'nin olduğu şuraya, şu bölgeye 12, 12, 12 yan yana dizeceği için 72 bölü 12'den 6 tane gider. Bu tarafa doğru, şu kısma doğru bizim tuğlalarımızın uzun kenarı 24 santimetre olduğu için 72 bölü 24'ten 3 tane gider ve yukarıya doğru koyacağınız için de tuğlanın boyu, tuğlalar oluşturacağımız küpün bir kenar uzunluğu 72 olduğu için 72 bölü, şuraların hepsi 18'er santimetre olduğu için 72 bölü 18'den 4 tane gider. Dolayısıyla kaç tanesiyle küp oluşturulur sorusunun cevabı için hepsini çarpmak yeterli. 6, 4, 3 ve 72 tane. 72 tane tuğlayla içi dolu bir küp oluşturursunuz arkadaşlar. Şimdi bölmeli parçalamalı sorulara da geçiyorum artık. O ve bokeyin bu tarz dışında başka örnek çeşidi biraz fazlaca. Şu an ekranda gördüğün örneklerden birisi buna benzer bir örnek. A gemisinin 12, B gemisinin 15 ve C gemisinin 18 günde bir uğradıkları bir limandan 3'ü aynı anda hareket ediyor. Buna göre 3'ü birlikte en az kaç gün sonra limandan tekrar birlikte hareket ederler sorusunu sormuş. Şimdi bu sorunun çözümü için arkadaşlar şöyle basit bir örnek vereyim. Ben size soruyu şöyle bir yumuşatayım ondan sonra buraya dönelim. Desem ki ben size bir kişi Ahmet bir ne diyeyim markete 3 günde bir uğruyor olsun. Mehmet de 4 günde bir uğruyor olsun. Ahmet 3 günde bir, Mehmet 4 günde bir uğruyorsa, şimdi bu adamlar Ahmet de Mehmet markette ilk kez karşılaştıktan sonra en az kaç gün sonrasında tekrar birlikte olurlar? Aynı markette tekrar görüşürler. Şimdi bu sorunun cevabı için Ahmet de Mehmet. Ahmet markete her 3 günde bir geldiği için
3 gün sonra gelir. Şu an zaten beraberler. İkisi markette. Ahmet 3. günde gelir. 6'da gelir. 9'da gelir. 12'de gelir. 15'te gelir. Hatta ben bunu arkadaşlar biraz şöyle soldan çizeyim. Biraz yere ihtiyacım olacak. Ahmet her 3 günde bir geliyor. Mehmet her 4 günde bir geliyor. Şimdi Ahmet markete 3 günde bir uğradığı için Ahmet'in geldiği günler şunlardır. Ahmet 3. günde uğrar. Ahmet 3. günde uğrar. 6'da uğrar. 9'da uğrar. 12'de uğrar. 15'te uğrar. 18, 21, 24, 27 diye devam ederek uğramaya devam eder. Her 3 günde bir uğradığı için. Mehmet de her 4 günde bir uğradığı için Mehmet 4. günde uğrar. 8. günde uğrar. 12. günde bir daha uğrar. 16. günde uğrar. 20. günde uğrar. 24. günde uğrar. 28. günde uğrar ve uğramaya devam eder. Şimdi dikkat edersen burada Ahmet ile Mehmet'in aynı yerde buluşabilmeleri için ikisinin de geldiği günlerin ortak katı olan bir sayı geçmeli. Bak burada işte Ahmet ile Mehmet'in birlikte olduğu yer. 12. günde markette buluşuyorlar. 24. günde de markette buluşuyorlar. Ve bu Ahmet ile Mehmet'den biri 3 günde biri 4 günde markete uğradığı için her 3 ile 4'ün katı olan, ortak katı olan 12'de, yani her 12'nin katında tekrar markette buluşurlar. 12, 24, 36, 48 ve 12'nin her bir katında tekrar markette görüşmeye devam ederler. Dolayısıyla ortak bir hareket varsa eğer, yapılacak şey tekrar birlikte hareket etmeleri için hareket sürelerinin ortak katını almaktır. Bu yüzden bu sorunun çözümü için OKEK alınır ve OKEK alındıktan sonra soru çözülür. İşte işin temel prensibi bu arkadaşım. Tabi burada sorunun kendisi için A ve ABC gemileri için bu şekilde gösterim yapmak hakikaten biraz zahmetlice bir olur ama onun yerine ben direkt işin mantığını verdikten sonra direkt çözüm şekline geçiyorum. A gemisinin 10, A gemisi 12, B gemisi 15, C gemisi 18 günde bir limandan birlikte hareket ettiği için üçünün tekrar aynı limandan birlikte hareket edebilmesi için hareket sürelerinin ortak katı kadar bir zaman geçmeli. Yani ECOG 12, 15 ve 18. 12, 15, 18'in ECOG'unu aldığınız zaman arkadaşlar bu üçün OKEK'i 180 yapar. Yani bu üç gemi her 180 günde bir aynı limandan hareket eder demektir. Yani 180. günde limanda birlikte olurlar. 360. günde limanda birlikte olurlar. 540. günde limanda birlikte olurlar ve 180'in her bir tam katında bu adamlar limandan birlikte hareket ederler arkadaşlar. İşte işin mantığı bu. Bu yüzden OKEK alınır. OKEK'e göre soru çözülür arkadaşlar. Şöyle bir örnek daha var arkadaşlar. Deminki örneğim biraz daha değişmiş ve değişik tarzda sorulmuş biçimi. A gemisinin 10, B gemisinin 15, C gemisinin 8 günde bir aradıkları bir limandan 3'ü aynı anda hareket ediyorlar. Tekrar 3'ü birlikte ilk defa aynı limanda karşılaşıncaya kadar A gemisi limanda kaç kez tek başına bulunur? Şimdi demin yaptığım açıklama yüzünden bu 3 geminin aynı anda hareket edebilmesi için hareket sürelerinin ortak katı kadar zaman geçmeli. Yani burada bu 3 geminin tekrar birlikte olabilmesi için 10, 15 ve 8'in OKEK'i kadar bir gün geçmeli. 10, 15 ve 8'in OKEK'ini aldığınız zaman çıkar cevap 120. Yani bu 3 gemi her 120 günde bir aynı limanda tekrar birlikte olurlar demektir. Şimdi bizden istediği şey A gemisi limanda kaç kez tek başına bulunur sorusunun cevabı. 120'yi sormuyor. Şimdi bak burada ne yapacağız? A gemisi istendiği için A gemisinin hareket sürelerini bir yazalım. Limana uğradığı günleri bir yazalım. A gemisi 10. günde gelir. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 ve 120. A gemisi her 10 günde bir uğradığı için limana onun katları olan günlerde limanda bulunur. Şimdi bunu niye yazdık? B gemisinin ve C gemisinin limana uğradığı zamanları da yazdığınız zaman aslında durum fark edilecek. B gemisinin limana uğradığı günleri yazarsanız eğer B gemisi 15. günde uğrar. 30. günde bir daha uğrar. 45. günde uğrar. 60. günde B gemisi bir kez daha uğrar.
75, 60'ın üzerine 15 daha eklediğiniz zaman 75. günde uğrar, 90. günde bir kez daha uğrar. 90'ın üzerine 15 daha eklediğiniz zaman 105. günde uğrar, 120. günde bir kez daha uğrar. Yani B gemisi 30, 60, 90 ve 120. günlerde limanda A gemisiyle karşılaşır demektir. Şimdi C gemisininkileri de bul. C gemisi 8'in katları olan günlerde limana uğruyor. Yani 8, 16, 24, 32, 40. 40. günde C gemisi limanda. 48, 54, 48, 56, 64, 72, 80. 80. günde de C gemisi limanda. 80 üstüne sayarak devam ettiğiniz zaman bir de en son C gemisi 120. günde bir limanda oluyor. Yani bu 3 geminin, tabii bir de 3 gemiye gelmeden evvel A gemisi limanda hepsinde var zaten. Şunların hepsinde A gemisi zaten var. Bizden istediği A gemisinin limanda tek başına bulunduğu günler olduğu için A gemisinin limanda tek başına bulunduğu günler 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. İşte arkadaşlar A gemisinin limanda tek başına bulunduğu gün sayısı 6'dır. 6 gün 6 kez tek başınadır. Ama hocam ben bunu yazacak mıyım böyle? Ben bu soruyu nasıl yapayım? Ya başka türlü bir yol da var aslında ama emin ol bundan çok daha karmaşık. Bu yol en makul ve en rahat ifade edilebilen yollardan biri. Diğer yola hiç girmeye bile gerek yok. Zaten size çok fazla gün vermez. Çok fazla gün veriyorsa zaten sorunun çözümü çok uzun olur. O yüzden sınavda çıkmaz arkadaşlar. Şimdi rasyonel sayıların ekoku nasıl alınır? Bununla ilgili bir örneğim var birazdan ama ondan evvel rasyonel sayılarda ekok dediğimiz işlem nasıl yapılır? Birkaç tane rasyonel sayı bize verilmiş olsun. Biri A bölü B, C bölü D ve E bölü F. Bunların hepsi birer rasyonel sayı olmak üzere. Bu üç rasyonel sayının ekokunu nasıl alırız? Bu üç rasyonel sayının veya daha fazla da olabilir, iki tane de olabilir, üçten fazla da olabilir. Rasyonel sayıların ekokunu alırken arkadaşım şöyle bir numara yaparsın. Önce payın, pay kısmında yazan sayıların ekokunu alırsın. Ekok A, C, E. Payda da yazan sayıların ise EBOB'unu alırız. Böyle bir formül var. Hani kullanılabilir ama kullanmadan da soru genellikle çözülebilir. Bak bununla ilgili şöyle bir örneği vereyim. Örneği söyleyeyim. Söyledikten sonra formülsüz de çözüm nasıl yapılır onu da söyleyeyim. Şöyle bir örneğimiz var. Bu yakın tarihte bir sınav sorusunun benzeri arkadaşlar. Bir istasyondaki lambalar 1 bölü 3, 2 bölü 5 ve 5 bölü 12 dakikalık aralıklarla yanıp sönmektedir. İlk kez birlikte yandıktan kaç dakika sonra tekrar birlikte yanarlar. Şimdi sorunun çözümü için aslında deminki şu gemi sorularının aynısı. Ortak bir zaman geçmeli, yani yanıp sönme sürelerinin ortak katı kadar bir zaman geçmeli. Bu yüzden EBOB'lar ekokları alınmalı. 1 bölü 3, 2 bölü 5 ve 5 bölü 12'nin ekokunu alıyorum. Bu sayıların ekokunu aldığınız zaman demin anlattığım formülü kullandığın zaman pay kısmında yazanların ekokunu almalısın. 1, 3, 1, 2, 5. 1, 2, 5'in ekokunu al. Payda yazan sayıların ise EBOB'unu al. EBOB 3, 5, 12. 1, 2, 5'in ortak katı olan sayı 1, 2, 5'in ortak katını bulduğun zaman aslında çizgiyi çek, böl. 10 çıkar. 3, 5 ve 12'nin EBOB'u ise bu sayılar aralarında asal olduğu için ortak böleni sadece 1'dir. 1'den başka ortak böleni yoktur. Yani cevap 10 çıkar. Bu lambalar her 10 dakikada bir tekrar birlikte yanarlar demektir. Bu formülü kullanarak çözün. Peki formülü kullanmazsan nasıl olur? İkinci bir yol daha var. Bence formülü ezberlemek yerine bunu bilmek daha uygun arkadaşlar. İkinci yol şu. Lambalar 1 bölü 3, 2 bölü 5 ve 5 bölü 12 dakikalık aralıklarla yanıp söndüğü için şu 1 bölü 3, 2 bölü 5 ve 5 bölü 12'yi önce adam akıllı bir sayıya çevirirsin. Yani önce 1 bölü 3 dakikayı, yani 1 dakikanın 3'te 1'ini saniyeye çevirirsin. 1 dakikanın 3'te 1'inin kaç saniye ettiğini bulmak için 60'ı 1 bölü 3 ile çarparsın. Yani lambalardan biri her 20 saniyede bir yanıp sönmektedir dersin. Diğer lambaya geldiğinde 2 bölü 5 dakikalık aralıkta yanıp söndüğü için 2 bölü 5'i de saniyeye çevirirsin. Bunun için yine 60'ı 2 bölü 5 ile çarparsın. Yani 1 dakikanın 5'te 2'si. Bunu yaparsan eğer
24 saniye yapar. Yani ikinci lamba her 24 saniyede bir yanıyor. Üçüncü lambaya geldiğin zaman o da 5/12 dakikalık aralıklarla yanıp sönüyordu. 5/12 dakikayı da saniyeye çevirdiğin zaman 60 çarpı 5/12, bu işlemi yaptığın zaman 25 saniye yapar. O halde biri 20 saniyede, biri 24 saniyede, biri 25 saniyede yanan 3 lamba var. Üçünün tekrar birlikte yanabilmesi için ortak bir zaman geçmeli deyip aynı bundan önceki sorular gibi çözmek yeterli. Yani ekok 20, 24 ve 25. Bu üçünün ekokunu aldığınız zaman çıkan sayı arkadaşım 600 yapacak. Yani 600 saniyede bir bu üç lamba tekrar birlikte yanar. Ama sizlerin istediği şey saniye değil. Kaç dakikada bir tekrar birlikte yanacakları sorusunun cevabı. 600 saniyeyi tekrar dakikaya çevirmek için biliyorsun ki 1 dakika 60 saniyedir. 600 saniyeyi dakikaya çevirebilmek için gider 60'a bölersin. Dolayısıyla 10 dakika yapar. Bu da çözüm yollarından biri arkadaşlar. Formüle gerek kalmadan çözüm istiyorsan bu yolla çözersin soruyu. Şöyle bir örnek var. Demin OBET'te buna benzer örnekler çözmüştüm. Bir de bunun OKEK'e uyarlanmış problemleri var. 5, 6, 7 ile bölündüğünde 4 kalanını veren 3 basamaklı en küçük sayının rakamları toplamı kaçtı? 3 basamaklı en küçük doğal sayı aslında bu. Doğal sayı. Şimdi 5, 6, 7 ile bölündüğünde 4 kalanını veren 3 basamaklı bir sayı arıyorsun. Şimdi 5, 6, 7 ile bölündüğü zaman 4 kalanını vermek. Öyle bir sayı arıyorsun ki 5'e bölünecek 4 kalanını, 6'ya bölünecek 4 kalanını, 7 ile bölünecek 4 kalanını verecek. Yani arkadaşım burada düşünülecek şey şu aslında. Şu 4 kalanını bir süreliğine boş ver. Öyle bir sayı arıyorum ki 5'e tam bölünecek, 6'ya tam bölünecek, 7'ye tam bölünecek. Kalanı ciddiye almadım, daha sonra dahil edeceğim. Şimdi düşündüğün zaman bu adam bu şöyle bir yoruma sebep olur. Bir sayı 5 ile bölünebiliyorsa 5'in katıdır. 5, 10, 15, 20, 25 gibi sayılardır. Bir sayı 6 ile bölünebiliyorsa 6'nın katıdır. 7'ye bölünebiliyorsa 7'nin katıdır. Yani öyle bir sayı arıyorsun ki aslında 5'in katı, 6'nın katı, 7'nin katı. Yani aslında 5, 6, 7'nin katı, yani ortak katı. İşte bu yüzden o kekini alırsın. Aradığın sayı öyle bir sayı ki 5, 6, 7'nin ortak katı, 5, 6, 7'nin o kekini aldığın zaman inanmazsan çek çizgiyi böl de gör. Bu 3 sayının ekokunu aldığınız zaman 210 yapar. Yani 210 5'e de bölünür, 6'ya da bölünür, 7'ye de tam bölünür demektir. Peki bir de bizim demin bir kalanımız vardı. İşte şimdi o kalanı soruya dahil etme vakti. 210'du bizim sayımız. 4 kalanını vermesini istiyorsun ya, bunu alıyorsun üzerine 4 ekliyorsun. İşte üzerine 4 eklediğin zaman 214 5'e 6'ya 7'ye bölündüğünde 4 kalanını veren sayıdır. Çözüm şekli bu. Kısa yoldan en güzel yol bu. Ama arkadaşlar benim size söylemek istediğim bir alternatif yol daha var. Bunu da bilin. Şu ikinci yolumuz. En güzel çözüm birinci yol çözülür. Ama şu yazım şeklinde de yazım şeklinde görmenizde ve bilmenizde fayda var arkadaşlar. Şimdi aradığın sayı var. 3 basamaklı bir sayı arıyorsun. Aradığın sayıya A diyorum. Şimdi benden istediğini yazıyorum. Diyor ki A sayısı 5 ile bölündüğünde 4 kalanını versin. Aynı A sayısı 6 ile bölündüğünde de 4 kalanını versin. Aynı A sayısı 7 ile bölündüğünde de 4 kalanını versin. Bunları yazdıktan sonra şu bölüm kısımlarına bir şeyler diyorum. İsim verip kullanıyorum bunları. X, Y, Z dedikten sonra her bir bölme işleminin sağlamasını yapıyorum. En soldaki bölme işleminin sağlaması A eşittir. Bölme işleminin sağlamasını hatırlayın. Bu ikisi çarpılır, kalan üstüne eklenir. Yani 5X artı 4. Diğer sayıyı yazdığınız zaman, diğer işlemin sağlamasını yaptığınız zaman A eşittir 6Y artı 4. Öbürünü sağlamasını yaptığınız zaman 7Z artı 4 olur. Bu üç ifade hepsi gördüğün gibi sağlaması yapıldıktan sonra hepsi aynı A sayısına eşit olduğu için bu üç adam şöyle de yazılabilir. A eşittir 5X artı 4, 6Y artı 4, 7Z artı 4. Hepsi aynı şeye eşit olduğu için aslında bu adamlar birbirlerine eşittir. Şimdi bunu neden yazdık? Bak bu yazım şekli çok önemli arkadaşlar. Sınavda çıkabilir. Zaten böyle şu an ekrana yazdığım mavi kısım var ya. Aynı bunun gibi bir yazımı da sınavda sordular arkadaşlar. O yüzden anlatıyorum burayı.
Şimdi burada amaç şudur. Bu üçlü eşitliğe, yani dört ifadenin birbirine eşit olması durumunda yapılacak şey şudur. Bu soruya öyle bir şey yapacaksın ki 5'in, 6'nın ve 7'nin çarpanış şeklinde yazmaya uğraşırsın. Bunun için hepsinin sağında 4'ler olduğu için eşitliğin her bir yerinden, solundan, sağından, içinden her yerinden 4 çıkarıyorum. Tamamından 4 çıkardığın zaman bak burada şöyle bir ifade gelecek. Buraya dikkat edin lütfen. A eksi 4 sayısı 5x artı 4'ten 5, 4, 5x artı 4'ten 4 çıkardığın zaman 5x kalır. 6y artı 4'ten 4 çıkardığın zaman 6y kalır. 7z artı 4'ten 4 çıkardığın zaman 7z kalır. Bu çok önemli bir şey. Şimdi bu yazımın bir anlamı var aslında. Bu anlam şu arkadaşım, bak dikkat edin lütfen buraya. A eksi 4 sayısı öyle bir sayı ki 5 çarpı x şeklinde yazılmış. Yani A eksi 4 sayısı aslında 5'in katı demektir. 6y var, 6'nın katı demektir. 7z var, 7'nin katı demektir. Yani aslında A eksi 4 sayısı 5'in katı, 6'nın katı, 7'nin de katı. 5, 6, 7'nin ortak katı. Yani A eksi 4 sayısı aslında 5, 6, 7'nin ortak katı. 5, 6, 7'nin ekokunu aldığın zaman 5, 6, 7 demin bulmuştuk zaten 210'du. Bu 3 sayının ekoku 210. Dolayısıyla A eksi 4 sayısı 210'dur. Yani A sayısı 214'tür arkadaşlar. Ya soldaki çözümün yanında lafının bile edilmeyeceğini farkındayım. Ama şu yazım şeklini bilin arkadaşlar. Sol taraftaki gibi belli soruları çözersiniz ama sağ taraftaki yolla her soruyu çözersiniz. Belli kısaltmalarla sol taraftaki birinci yol gibi bir iki çözüm şekli daha var. Onları da söyleyeceğim ama siz bu yazımı bilin arkadaşlar. Bu yazım şekli ne anlama geldiğini bilin. Şöyle bir soru. Yakın tarihli bir sınav sorusu. Şimdi hem 12 hem 15 hem 20 ile bölündüğünde 6 kalanını veren iki basamaklı en küçük pozitif sayı aşağıdakilerden hangisine tam olarak bölünemez? Deminki sorunun aynısı. Kalan aynı, dikkat edersen 6 kalanını vermiş. Bunu atıyorum bir süreyle. Yani öyle bir sayı arıyorum ki 12'ye bölünsün, 15'e bölünsün, 20 ile bölünsün. 12'ye bölünüyorsa 12'nin katı. 20 ile bölünüyorsa 20'nin katı. 15 ile bölünüyorsa 15'in de katı. Yani aslında aradığın sayı 12, 15 ve 20'nin ortak katı. Yani o keki. Aldım onların o kekini veya ekokunu, neyse işte 12, 15, 20'nin o kekini aldığınız zaman bu 3 sayının o keki 60 yapar arkadaşlar. 60. Şimdi bizden istediği şeye bakarsan iki basamaklı en küçük pozitif sayıyı sormuş. Şimdi burada yeni bir bilgi daha söyleyebiliriz aslında. Hani bir bilgi daha üste katabiliriz. 60'ı bulduk, tamam. 12, 15, 20 ile tam bölünen en küçük sayı 60. Ama en küçük sayı bu da, başka sayılar da var arkadaşlar. Yani ekoku 60, tamam. Ama 60'ın bütün tam katları da 12, 15 ve 20 ile tam bölünür. Yani 60'ın iki katını alırsın, 120. İnanmazsan böl. 120, 12, 15, 20'nin hepsini ayrı ayrı bölünür. 3 katını al, 180. 180 de bu sayılara tam bölünür. 3, 4 katını al, 240 yapar. Bu da bölünür. 5 katı bölünür, 6 katı bölünür, 7 katı bölünür, 8 katı bölünür. Ve bu şekilde sonsuza kadar devam eder. Şu an ekrana yazdığım sayıların her biri 12, 15 ve 20 ile tam bölünür. Yani o kekin tam katları bölünür. Şimdi soru senden ne istiyor? Dikkat edersen kalanını veren iki basamaklı en küçük pozitif sayı. En küçük pozitif sayıyı istediği için şu yazdığım sayılardan en küçük olana bakarsın. İki basamaklı en küçük pozitif sayı 60 olduğu için istenen sayı 60'tır diye düşünürsün. Eğer ki soru 3 basamaklı en küçük değeri diye sorulsaydı 60'ı değil 120'yi alırdım arkadaşlar. Deseydi ki sana soru şöyle de sorabilirdi. 300'den büyük en küçük sayı kaçtır? 300'den büyük en küçük sayı diye söylemiş olsaydı o zaman 360'ı alırdım.
Yani işin mantığı burada şu. O kekini alıyorsun. O kekin katlarından hangisi senin için uygunsa o sayıyı seçiyorsun. Neyse şimdi işi bu kadar dallandırmayalım. Bizim koşulumuza uygun sayılardan en küçük olanı 60. 60'ı bulduk. Şimdi bize söylediği bir kalan vardı. Bak şurada demin yok saydığım o kalan. O kalanı alıyorum. 6'yı da üstüne ekliyorum. Sayı 66 oldu. İşte bahsi geçen sayı. Yani 12, 15, 20 ile bölündüğünde 6 kalanını veren 2 basamaklı en küçük pozitif sayı 66. Bu sayı aşağıdakilerden hangisine bölünemez diye sormuş. Aşağıdakilere bak. 66, 11 ile bölünür. 66, 8 ile bölünemez. 66, 6'ya bölünür. 3'e bölünür ve 2'ye bölünür. İşte cevap bu yüzden B şıkkı olur arkadaşlar. Şöyle bir örnek daha. Aslında demin anlattığım o ara bilginin tam olarak uygulaması. Hem 3 hem de 5 ile bölündüğünde 2 kalanını veren 2 basamaklı doğal sayıların toplamı kaçtır? Bu soru yakın tarihli bir sınav sorusu arkadaşlar. Hem 3 hem de 5 ile bölündüğünde 2 kalanını veren 2 basamaklı doğal sayılar. Aslında düşünce şekli tamamen aynı. 2'yi sallamıyorsun bir süre. Yani öyle bir sayı arıyorsun ki 3'e bölünsün 3'ün katı demek. 5'e bölünsün 5'in katı demek. Yani aslında aradığın sayı hem 3'ün hem de 5'in katı. Dolayısıyla 3 ile 5'in ortak katı. 3, 5'in o kekini aldığın zaman 3'ün 5'in hesabını yaptığında 15 çıkar. 15 uygun sayılardan ilki. Ama başka sayılar da var. Çünkü dikkat edersen 2 kalanını veren 2 basamaklı doğal sayıların. Yani bir tane değil. 15'i aldın 2 katını al 30. 3 katını al 45. 4 katı 60. 5 katı 75. 6 katı 90. 7 katı 105. Yavaş ol. Çünkü soru sizden 2 basamaklı doğal sayılar istiyordu. 105'i bu yüzden almıyorum. Uygun sayılar bunlar. Bundan sonra yapılacak şey, demin sallamadığımız o kalan vardı ya, 2. Kalanı alıyorsun, üzerine ekliyorsun. 17. İnanmazsan böl. 17 3'e de 5'e de bölündüğünde 2 kalanını verir. 30'un üstüne 2 ekliyorsun. 32. Bunu böyle göstermeyeyim tabi. ...15'in üzerine 2 eklediğin zaman 17, 30'un üzerine eklediğin zaman 32, 45'in üzerine eklediğin zaman 47, inanmazsan bunların hepsini böl, 3'e ve 5'e bölündüğünde 2 kalanını verir. 62, 77 ve 92, işte arkadaşım sayılar bunlar olur. Koşula uygun sayılar bunlar, sizden istediği şey bu sayıların toplamı olduğu için artık bunları toplama vakti gelir. Bu sayıları topladığınız zaman kaç yapar? 109, 109, 109, 3 kere 109. Bu 3 sayıların toplamı da arkadaşım 327 yapar arkadaşlar. İşte cevap bu olur. Dört, beş, altı ile bölündüğünde hep bir kalanını veren 3 basamaklı en küçük sayının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? Mantık aynı. Önce kalanı sallamıyorsun. 4, 5, 6 ile bölündüğünde bir kalanı veriyordu. Kalanı attık. Yani öyle bir sayı arıyorsun ki 4'e, 5'e, 6'ya tam bölünsün. 4'e, 5'e, 6'ya tam bölünüyorsa eğer 4'ün, 5'in, 6'nın ortak katıdır. 4, 5, 6'nın ortak katını aldığın zaman yani ekokunu aldığın zaman çıkar sana 30 değil 60. 60 ama 60 bizim için yeterli değil. Çünkü istenene bakarsanız 3 basamaklı en küçük sayıyı soruyor. 60'ın katlarını al. 120, 180, 240, 300 ve bu şekilde devam ediyor. Sizden istenen şey 3 basamaklı en küçük sayı. Buradaki 3 basamaklı en küçük sayıya bak. Buradaki 3 basamaklı en küçük sayı 120. 120 sayısı istediğin sayı. Şimdi demin sallamadığın, ciddiye almadığın bir kalanı vardı. 120'nin üstüne 1 ekle. 121. İşte aradığın sayı 121 olur arkadaşım. Yani 4, 5, 6'ya bölündüğünde bir kalanını veren 3 basamaklı en küçük sayı 121. Senden istediği şey 9 ile bölümünden kalan. 121'in 9 ile bölümünden kalanı bulmanı istiyor. 121'i 9'a bölmene gerek yok. Aslında öğrendin sen bunu. Bunu bölme bölebilme kısmında bölebilme kurallarını anlatmıştık. Bir sayının 9 ile bölümünde kalanını bulmak için rakamlarını toplarsın. 1, 2, 1. Topla sayının rakamlarını 4. İnanmazsan böl de bak. Cevap 4 olur arkadaşım. Çözüm şekli böyle olur gördüğün gibi. Bir okulda...
Bir okuldaki öğrenciler 3'erli, 4'erli, 7'şerli gruplara ayrıldığında her seferinde 2 öğrenci fazla kalıyor. Okuldaki öğrenci sayısının 450'den çok olduğu bilindiğine göre en az kaç öğrenci vardır? Deminkinin biraz süslenmiş biçimi. Şimdi 3'erli, 4'erli, 7'şerli gruplara ayrıldığında her seferinde 2 öğrenci fazla kalıyor. Bak şu 2 fazlalık gerizekalıyı buradan at. Bunu sallama. Yani bu okuldaki öğrencileri 3'erli gruplara ayırıyorsun, 4'erli gruplara ayırıyorsun ve 7'şerli gruplara ayırıyorsun. Hiç öğrenci artmıyor demektir. Peki 3'erli gruplara ayırdığında hiç öğrenci artmıyorsa bu ne anlama gelir? Okuldaki öğrencileri 3'erli gruplara ayırdığında hiç öğrenci artmıyorsa okuldaki öğrenci sayısı 3'ün katı demektir. 4'erli ayırıyorsan öğrenci artmıyorsa 4'ün katı demektir. 7'şerli ayırabiliyorsan 7'nin katı demektir. Yani okuldaki öğrenci sayısı öyle bir sayı ki 3'ün katı, 4'ün katı, 7'nin de katı. 3'ün, 4'ün, 7'nin katı yani aslında ortak katı, yani aslında ekoku. 3, 4, 7 ekokunu aldığınız zaman bu 3 adamın 3, 4, 7'nin o kekini aldığınızda 84 yapar. İnanmazsan çek çizgiyi böl. Ama şimdi 450'den çok olduğunu söylemiş. 84 yeterli değil. Şimdi 84'ün katlarını al. 84'ün 2 katını aldın 168. 3 katını aldın 252. 4 katını 5 katını al. 84'ü 5 ile çarptığın zaman 420. Bu da kurtarmıyor. 5 katını aldığın zaman 504. Daha da katlarını almaya gerek yok. Zaten 450'den çok olduğunu bildiğim için 504 yeterli olacak. Şimdi 84, 68, 252 ve katlarını aldın. Şimdi bizden istenen şeyin ne olduğuna bakarsan eğer, bizden istenen okuldaki öğrenci sayısının 450'den çok olduğu bilindiğine göre dediği için 450'den fazla olan en küçük sayı en az kaçtır diye sormuş. 504. 504'ü aldım. Demin ayırdığım bu iki tane gerizekalı vardı ya, onları da al, üzerine dahil et. İşte bu okuldaki öğrenci sayısı en az 506'dır arkadaşım. İnanmazsan 3'erli say, 3'e böl, 2 artacak. 4'e böl, 2 artacak. 7'ye böl, 2 artacak demektir arkadaşlar. Şimdi gelelim farklı tarzlı örneğe. 8, 9, 10 sayılarına bölündüğünde sırasıyla 4, 5, 6 kalanlarını veren en küçük 4 basamaklı sayının rakamları çarpımı kaçtır? Şimdi deminki örnekler gibi değil. Bizim deminden beri çözüp durduğumuz örneklerde hep kalan aynıydı. Yani 8, 9, 10'a bölündüğünde 5 kalanını veren en küçük sayıyı sormuştum veya buna benzer örnekler çözmüştüm. Şimdi burada kalanlar dikkat edersen farklı. 4, 5, 6, 3 tane kalan var. Peki burada nasıl yapılır? Yine kısa yoldan çözülür arkadaşım. Burada şuna dikkat edersin. 8 ile bölündüğünde 4 kalanını vermiş. Bölenle kalan arasındaki farka bak. 4. 9 ile bölmüşsün. 5 kalanını vermiş. Yine fark 4. 10 ile bölmüşsün. Kalan 6. Yine fark 4. İşte bu fark çok önemli arkadaşlar. Bu farkı tut, 4'ü tut bir yerde. Ondan sonra bu 4, 5, 6'ya 6 olan kalanları ciddiye alma ve öbür soru gibi çöz. Yani aradığın sayı öyle bir sayı ki 8'e, 9'a, 10'a bölünüyor. 8'e bölünüyorsa 8'in katı, 9'a bölünüyorsa 9'un katı, 10'a bölünüyorsa 10'un katı. Yani ortak katı, yani okeki. Ekokunu aldığınız zaman bu adamların 8, 9, 10'un ekokunu aldığınız zaman 8, 9, 10'un ekoku kaç yapar? 360 yapar arkadaşım. 360 şimdi katlarını almaya başla. 360'ın 2 katını al 720. 3 katını al 1080. 4 katını al 1440 diye devam ederek gider. Şimdi bizden istediği şey en küçük 4 basamaklı sayı. En küçük 4 basamaklı sayıya bakarsan burada 1080 istediğin sayı bu. Şimdi demin tuttuğun şu fark vardı ya arkadaşım. Bu farkı alıyorsun, eklemiyorsun, çıkarıyorsun. İşte aradığın cevap 1076 olur arkadaşım. Yani bu bahsi geçen sayı 1076, rakamları çarpımını sormuş, çarpımı 0 olur. İstediğin cevap bu olur. Şimdi ikinci yolu da var bu adamın. Aslında bu yolu da bilmekte fayda var. Hani demin anlattığım şey vardı ya arkadaşlar, ben göstereyim orayı size. İkinci bir yol vermiştim. Neredeydi o? İşte şu. Bakın şuranın ikinci yolunu vermiştim. Her soruyu çözebileceğinizi söylemiştim. Ben o yolla da çözmek istiyorum soruyu mutlaka size. Bakın
O soru şekilde çözerseniz soru ne olur? İkinci yolumuz şu. Bir sayı arıyorsun. Bu sayıyı 8'e bölmüşsün, kalan 4. Aynı sayıyı 9'a bölmüşsün, kalan 5. Ve yine aynı sayıyı 10 ile bölmüşsün, kalan 6. Yine bölüm kısımlarına bir şeyler diyorum. X, Y, Z. Bu yazdığım 3 bölme işlemini sağlamasını ayrı ayrı yapıyorum. Birinci bölme işlemini sağlaması 8x artı 4. İkinci bölme işlemini sağlaması 9y artı 5 ve son bölme işlemini sağlaması 10z artı 6. 3'ü de aynı ifadeye eşit olduğu için yine 3'ünü birbirine eşitliyorum ve diyorum ki a eşittir 8x artı 4, 9y artı 5, 10z artı 6. İşte bak burada yine aynı amaca varıyorsun. Buradaki amacın şu, 8'in, 9'un ve 10'un parantezine gelmiş, 10'un çarpanı 8, 9 ve 10'un çarpanı haline gelmiş ifadeler bulmaya çalışıyoruz. Burada her birinin arasındaki fark 4 olduğu için bak, eşitliğin sağına, soluna, içine, her yerine 4 ekliyorum. A artı 4 eşittir 8x artı 8. 9y artı 9 ve 10z artı 10. Bunun anlamı şu. A artı 4 sayısı 8x artı 8 ifadesini 8 parantezine alarak yazdığınız zaman x artı 1. 9y artı 9'u 9 parantezine aldığınız zaman y artı 1. 10z artı 10'u 10 parantezine aldığınız zaman 10z artı 1. İşte bunun anlamı şu arkadaşım bak. A artı 4 sayısı. Bu sayı öyle bir sayı ki 8 çarpı bir şey. Demek ki 8'in katı. 9 çarpı bir şey 9'un katı. 10 çarpı bir şey 10'un katı. Yani A artı 4 sayısı 8'in, 9'un ve 10'un ortak katı. Yani o keki, o kekini aldığınız zaman artık yerim bitti, ben bu tarafa doğru devam ediyorum. 8, 9, 10 ne kokunu zaten demin bulmuştuk. 360 yapar. 8, 9, 10 o keki 360. O halde A artı 4 sayısı 8, 9, 10'un katı olan bir sayı. 360 sorunun istediği şeye yeterli sayı değil. Katlarını alıyorsun 720, 3 katını alıyorsun 1080, 4 katını alıyorsun 1040, 1440. İşte burada en uygun olan sayı, 4 basamaklı en küçük sayı 1080. A artı 4 sayısı 1080 olmalı. Yani buradan A sayısı 1076 olmalı. Ya tabii ki yine birinci çözümün, ikinci çözümün, birinci çözüm yanında pek lafı edilebilecek gibi değil. Birinci çözüm çok daha kısa, çok güzel. Ama hani ikinci sorunun yazım şeklini bilin arkadaşlar. Ya macera aradığım için anlatıyor değilim ama bilmenizde fayda var. Bu soruyu bu şekilde de sorabilir. En azından şu kısmı bilin. Bak şurası, şu işaret dediğim yer. Şu yazım şeklini bilin arkadaşlar. Cevap 1076 olur. Rakamları çarpımı yine 0 olur arkadaşlar. İşte bak bahsi geçen, bu deminden beri hani bilin 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 dediğim yer işte bu arkadaşım. A, X, Y, Z birer doğal sayıdır. Koşulunu sağlayan 3 basamaklı en küçük A sayısı için X artı Y artı Z toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi demin kutu içine aldığım yazım şekline benzer. İşte şu. Burada amacın demin anlattığım ikinci yolun aynısı aslında. Amaç öyle bir şey ki 6'nın, 8'in ve 12'nin parantezini almak. Bu parantez işlemini nasıl yaparsın? İşte bu parantez alma işini arkadaşlar, belli bir kuralı yok bunun. İstediğin gibi yaparsın. Önemli olan 6'nın parantezini alabilmen, 8'in parantezine ve 12'nin parantezini alabilecek bir hale getirmen. Bunu nasıl yaparsın? Aslında nasıl istiyorsan öyle yap. İster her bir yerine bir sayı ekleyerek yap, istersen her bir yerinden bir sayı çıkararak yap. Her yerinden 3 çıkardığın zaman ne olduğuna bak. Tabii bunun için büyük sayıdan git. Bak 12 var burada. Demin 3 dedi diye söyledim, aslında 3 doğruydu. 12z artı 27 var ya arkadaşım, en büyük sayının olduğu yerden git. 27'den kaç çıkarırsan veya 27'ye kaç eklersen 12'nin katı olan bir sayı bulursun. 3 çıkarırsan eğer 24 olur. 8y artı 19'dan 3 çıkarırsan 8y artı 16 olur. 16 da 8'in katı.
6x artı 3'ten 3 çıkarırsam 6x kalır, o da 6'nın katı. Bu yüzden her yerinden 3 çıkarıyorum. A eksi 3 eşittir 6x. 8y artı 16. O da eşittir 12z artı 24. İşte şimdi a eksi 3 sayısı eşittir diyorum 6x. 8y artı 8'i 8 parantezine aldığın zaman y artı 2 yapar. 12z artı 24'ü 12 parantezine aldığın zaman z artı 2 yapar. İşte son yorumun şu arkadaşım. A eksi 3 sayısı öyle bir sayı ki 6'nın katı, 8'in katı ve 12'nin katı. Yani A eksi 3 sayısı 6, 8 ve 12'nin ortak katı. Yani o keki, o kekini aldığınız zaman 6, 8, 12'nin bu üç sayının ekokunu aldığınız zaman 24 yapar. Ama sizden istenen şeye bakarsanız en küçük 3 basamaklı sayıyı sormuş. 24 uygun değil. 24'ün katlarını al. 48, ne bileyim 72, başka bir 4 katın azı 96 ve 120. İşte 4, 3 basamaklı en küçük A sayısı bu olur arkadaşım. 3 basamaklı en küçük sayısı 120. A, 3 basamaklı en küçük sayı 120. A eksi 3 ifadesi 120 olmalı. Yani A eşittir 123 olmalı arkadaşım. Ama bizden istediği şey A sayısı değil, X, Y, Z sayıları. Aslında soru bu kadarıyla gelirsin. Size bunu sorar sınavda. Bunların ötesi artık işlemi uzattığı için bunların ötesini sormaz arkadaşım. A eşittir 123 yeterli cevap olur. Ama bize devamını istemiş. Biz yapalım. A'nın yerine 123 yazıyorum. Şimdi benden istediği X, Y, Z sayılarını buluyorum. Şu kutu için aldığım ifadede A'nın yerine 123 yazdığın zaman 123 eşittir 6X artı 3. O da eşittir 8Y artı 19. 12Z artı 27. İşte buradan X, Y, Z'yi bul ki artık bundan sonra sınavda size sorulmaz arkadaşlar. Yani biz sorduk madem yapalım. 123 6X artı 3 olacak. Buradan X'i çözdüğün zaman X 20 yapar. 123 eşittir 8y artı 19 olacak. Buradan x, y'yi çözdüğün zaman kaç yapar? 90, 16 falan olsa gerek. 12, 13. Cevap 13 yapar. Aynı şekilde 123'ü 12z artı 27'ye eşitlersen buradan z'yi çektiğin zaman z sayısı buradan da 8 yapar. X, Y, Z toplamı sorulmuş. 20, 13, 8'i topladığınız zaman da toplam olarak istenen sayı 41 olur arkadaşlar. Dediğim gibi işlemin sağ tarafı size sınavda sorulacak bir şey değil. Benim tahminim. Çünkü bayağı uzunca bir işlem olur. Sadece size sorulursa sol taraf sorulur. Sol taraf bilin yeterli. Şimdi aralarında asal sayıların EBOB'u ve EKOK'u ile ilgili bir durum var arkadaşlar. Bunu da bir söyleyelim. A ve B aralarında asal. Olmak üzere. Aralarında asal ne olduğunu hatırlarsanız aralarında asal dediğimiz sayılar birden başka ortak böleni olmayan sayılardı. Dolayısıyla A ve B aralarında asal sayılar ise bu iki sayının EBOB'u ortak böleni sadece 1 olduğu için zaten aralarında asalın tanımıyla alakalı cevap 1'dir. Bu iki sayının ekoku ise sayıların çarpımı kadardır. Ve ardışık iki sayı her zaman aralarında asaldır. Ardışık iki sayı her zaman aralarında asaldır. 9, 10, 10, 11, 12, 13 gibi sayıların hepsi aralarında asal sayı ikilisi oluşturur arkadaşım. Bunu niye anlattım? Bak bunu şu yüzden anlattım. A ve B ardışık pozitif tam sayılar olmak üzere toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi A ve B'nin ardışık olduğunu biliyorsun. Ardışık olduğunu biliyor olman demek, bu iki sayının aralarında asal olduğunu bilmen demek ve aralarında asal olduğunu bildiğin için ve o çarpımların da 110 olduğunu bildiğin için A ile B'nin çarpımı 100 olsa eğer ve ardışık sayıysa bunlardan biri 10'dur, diğeri 11'dir. Hangisi 10, hangisi 11 aslında çok da önemli değil. Sizden istediği şeye bakarsanız EBOB'unu sormuş. Aralarında asal da bu iki sayı 10 ile 11. EBOB'ları 1'dir.
Ekokları da sayıların çarpımları kadardır. Aralarından sadece iki sayının ekoku çarpımları kadar demin demiştik. Dolayısıyla bu işlemin sonucu 111 yapar arkadaşım. Şimdi obebokek bulmayla ilgili ikinci bir yöntem daha var arkadaşlar. Ta dersin başında anlatmıştım, hatırlar mısınız bilmiyorum. Sayıların obebokeki bulunurken sayıların hepsi bir yer alınır, çizgi çekilir. Teker teker asal sayılara bölünür. İşaretli olan sayıların çarpımı ebok'tur. Hepsinin çarpımı ekok'tur diye söylemiştim. Şimdi ondan farklı bir yöntem daha var. Bir iki sorunun çözümünde kullanılabilecek bir yöntem. Şu an ekranda da yazıyor zaten. İlk adımda sayıları asal çarpanlara ayırıyorsun. Sayıları asal çarpanlara ayırdıktan sonra ortak olan asal çarpanlardan en küçük üslü olanların çarpımını EBOB'a alıyorsun. Ortak olan asal çarpanlardan en büyük üslü olanlar ile ortak olmayanların hepsinin çarpımını da OKEK'e dahil ediyorsun. Yani ECOK'a dahil ediyorsun. Şimdi ne demek istediğim, ben şöyle bir örnek üzerinde açıklayayım sizlere. Bir de nasıl soru gelir onu söyleyeyim. 72, 80 wattmış sayılarının EBOB ve ECOK'unu bulalım demiş. Bulalım. 72'yi önce asal çarpanlarına ayırıyorsun. Bir sayının asal çarpanları nasıl bulunuyordu onu da bir söyleyeyim. Sayıyı alıyorsun, çizgiyi çekiyorsun, en küçük asal sayıdan bölmeye başlıyorsun. 2'ye böldüm 36, 2'ye böldüm 18, 2'ye böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. Yani 3 tane 2 olduğu için 2 üzeri 3, 2 tane 3 olduğu için 3 üzeri 2 demektir. 72'nin asal çarpanları. 2 üzeri 3, 3 üzeri 2. 80 sayısını da aynı şekilde ayırdığın zaman 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 1. 60'ı ayırdığın zaman 2 üzeri 2, 3 üzeri 1, 5 üzeri 1. Sayıları asal çarpanlarına ayırdın. Şimdi demin dedik ki sayıların ebobu alınırken, bak şurada tekrar göstereyim. Sayılar asal çarpanlarına ayrılır. Ortak olan asal çarpanların en küçük üslü olanları dahil edilir. Bak burada 72, 60 ve 80 sayılarının asal çarpanlarından ortak olanlara bir bak. İkiler hepsinde ortak gördüğün gibi. En küçük üstü olan 2 üzeri 2. Ortak olan başka var mı? Başka ortak olan asal çarpan yok arkadaşım. İşte bu sayıların EBOB'u 4'tür dersin. ECOK'un da aynı şekilde aldığın zaman demin dedik ki, tekrar göstereyim. Sayılar asal çarpanlar ayrılır. Ortak olan asal çarpanların en büyük üslü olanları ile ortak olmayanların hepsi. Ortak olan asal çarpanların en büyük üssü olan, ortak olanlara bak, ikiler yine ortak. Bu sefer en büyük üssünü alıyorsun. 2 üzeri 3. 2 üzeri 4. Üçler ortak. 3 ikisinde de var. En büyük üssü olan 3 üzeri 2. Bir de 5'ler ortak. 5 üzeri 1. İşte arkadaşım. Bu da bu 3 sayının OKEK'ine karşılık gelir. OKEK'ini de bulalım. 16, 9, 5, 720. OKEK'ini de bu şekilde bulur. Şimdi ben bunu niye anlattım? Bunu şu yüzden anlattım arkadaşım. Bak burada şöyle bir örnek var. ECOK'u 105 olan 3 farklı sayının toplamı en çok kaçtır diye sormuş. Şimdi bu 3 sayının ECOK'unu bulmanın yolu şöyle bir işlem. 3 tane sayım var. X, Y, Z. ECOK'un 105 olduğunu biliyorum. 105'i asal çarpanlarına ayırıyorum. 3, 5, 7. Diyorum ki 3, 5, 7 burada varsa o halde bu sayıların hepsinin içine bunları yerleştir. 3, 5, 7, 3, 5, 7, 3, 5, 7. Şu anki haliyle bakarsanız eğer bu x, y, z sayılarının OKEK'ini aldığınız zaman 105 yapar. Ortak olan asal çarpanların hepsini katıyorsun 3, 5, 7. Ama soruda söylenen bir şey var. 105 olan 3 farklı sayıdan bahsetmiş. 3 farklı sayı. Şimdi toplamın en büyük olmasını istediğini unutmadan baktığın zaman 3, 5, 7 bunu aynen tutuyorum. Şimdi diyorum ki madem ki sayılar birbirlerinden farklı olacak, diğer sayıda çarpanlardan birini atalım. 3'ü mü atalım, 5'i mi atalım, 7'yi mi atalım? En çok istediğinde düşündüğün zaman burada atılması gereken çarpan ne 5'tir ne 7'dir, 3'tür. 3'ü attım. Z'ye geldiğin zaman yine sayıların farklı olabilmesi için 3'ü atarsam Y ile Z çakışır. 3'ü değil, 7'yi atarsan da sayı ufalır, 5'i atıyorum. İşte şu anki halde bu sayıların OKEK'i 105'tir. Yani X sayısı 105, Y sayısı 35 ve Z sayısı 21'dir. Toplamlarını alabileceği en büyük değerde 161 olur arkadaşlar. Bunun için belki işe yarayabilir. Birkaç soruda daha kullanılabilir arkadaşlar. Böyle bir yöntem daha var. Konumuz bitti arkadaşlar. 40'a yakın soru çözdüm.
Kendinize iyi bakın, iyi günler, iyi çalışmalar.